Ömer Bey. Bir sorun mu var? Acil toplantı istiyorum. Koray Yasemin ve Sinan'la hemen. Tamam, tabii şimdi haber veriyorum. Evet, canım benim. Nedir yine hepimiz böyle içtimai dikme sebebin sabah sabah? Ne oldu? İşkolik manyak ortağım, ne oldu? Bu Defne'ymiş. Ne? Defne. Defne. Ay çocuklar, havalar ne kadar sıcak biliyor musunuz? Yani bir soğumadı gitti. Her tarafından ter geliyor. Ama tabii ki sağlıklı bir metabolizm olduğu için. Koray. Ben bir odama şey ettireyim. Aman odam diyorum, masamı, sonra gelirim. Koray. Geçme. Kal. Canım. Arım, balım. Gel. Siz ne yapıyorsunuz Ömerciğim, Sinancığım? Ömerciğim çok iyi gördüm. Maşallah bir yüzüne falan bir renk gelmiş, bir nur inmiş falan, toparlamışsın. Koray, otur şuraya. Oturayım. Koray, bu resimdeki Defne mi? Defne? Hangi Defne? Hayatım yani Defne var, Defne var. Defne o kadar sıradan bir isim ki. Mesela şahsen benim bir kızım olsaydı ismini şey koyardım. Palmiye. Koray, Defne mi bu? Bak, hangi Defne sorumda ısrarcıyım. Benim asistanım Defne. Sinan'ın asistanı Defne. Ay söyledim. Yuh Yasemin, sen de mi biliyordun? Ne? Hayır. Evet. Neyi? Yasemin çok geç kaldım. Bence boşuna uğraşma. Evet Koray, seni dinliyoruz. Ay resmen heyecanlı. Sabah sabah olağanüstü hal toplantısı var. O hal Defne, o hal. Ne? Konu neymiş? Bilmiyoruz işte. Ve kim istemiş toplantıyı, ne demiş? Ömer Bey sabahın köründe dizmiş herkesi. Belli ki çok önemli bir şey var. Ay resmen flash. Hayda. Şimdi ne ola ki yani konu? Ya Allah'ım ya, bir gün ya, bir gün. Hareketsiz, hararetsiz bir gün istedim ya. Çok mu şey istedim? Merhaba kızlar. Ay günaydın Necmi Bey. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben içeri girecektim ama biraz sizin yanınızda kalayım. Böyle serin serin, efil efil essin biraz. Buyurun durun. Derya. Senin saçların ne güzel olmuş. Hı? Bakayım mı? Gel bakayım sen şuraya. En sevmediğim şey bu oyunbaz hareketler. Biz açık bir şirket yönetmeye çalışıyoruz. Adalet, dürüstlük. Buranın en büyük markaları bunlar. Bir de senin yaptığına bak. Ayrıca niye? Neden? Ya Koray, biz resmen hayal kırıklığına uğrattın ha. Yani ayaküstü ya, tek ayaküstü yalan bir karargah kurmuş oğlum yalan sana. Gerçekten Koray. Niye böyle oyunlara giriyorsun ki sen? Hayır yani, manken mi kalmadı? Parasını da biz veriyoruz. Sen niye bu kandırmacalara giriyorsun? Kimi neyle kandırıyorsun? Yasemin, sen bunları bildiğin halde bize söylemedin. Tamam mı? Bir de mankenin kötülüğüyle ilgili bir şey yok zaten. Hepimiz buna onay verdik. Yani ikimiz de verdik. Selam gönül dostları. Selam güzel insanlar. Merhaba havadaki kuş. Merhaba parlayan güneş. Merhaba Yasemin. Amca çok önemli bir toplantının ortasındayız lütfen. Pardon. Ay, ay çok kötüyüm. Hayalde bayılacağım şu an. Koray. Sakın. Aa, iyi. O kıza da kalbim var falan demişsin zaten. Kız. 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 Defne. Ha, öyle mi? Sen nereden biliyorsun?
Arkadaşlar tamam, herkes işinin başına dönsün. Biz bu konuyu bir baş başa konuşalım bakalım. Buyurun. Bak hareketlere bak, bak. Bak. Ne diyorsun şimdi? Ne yapacağız yani? Yapmamız gerekeni yapacağız. Bundan sonra yolumuza profesyonel biriyle devam edeceğiz. Bence fevri davranmayalım ya. Defne ile de devam edebiliriz. Olmaz. Tek seferlik bir şeydi bu. Çıkış görseli için. Yani koca kampanyayı bunun üstüne oturtamayız. Hatırlatırım. İkimiz de bunlara onay verdik. Hem de bayıla bayıla. Her şey tam da istediğimiz gibiydi çünkü. Olmaz dedim. Bak. İlk defa, ilk defa senle ben aynı anda aynı şeyi beğendik Ömer. Sinan hayır diyorum, nesi anlaşılmıyor? Ömer neye hayır diyorsun, o anlaşılmıyor, neden? Öyle işte. Profesyonel olmayanlarla şirket prensibi olarak çalışmıyoruz, bu kadar basit. Senin de profesyonel dediklerin bizim istediklerimizi hiçbir zaman vermedi ama. Bak ne diyeceğim ya. Çağıralım Defne'yi, ona soralım. Hı? Buyurun. Defne. Mankenimiz senmişsin ha? Ben de diyorum ki Koray böyle bir güzelliği nereden buldu? Konumuz bu mu Sinan? Evet. Tam da bu. Defne. Pasyon isim mankeni olarak devam etmek ister misin? Manken mi? Şimdi ne diyeceğimi bilemedim ki. Çok teşekkür ederim teklifiniz için ama o iş hiç bana göre değil. Ben olduğum yerde memnunum. Ah be. Kaçırdık seni desene. Tamam Sinan, tamam. Başka manken bakacağız zaten. Ayrıca bana da yeni asistan bakacağız. Tamam, bakıyoruz oğlum. Bu hafta bitmeden başlar biri zaten. Yok, yok. Bu sefer ben kendim bakacağım. Sonra sıkıntı yaşıyorum. Ben uğraşıyorum yani. Vallahi bence de iyi olur. Önceden bir patronla tanışmak lazım çünkü sonra problem oluyor, sürpriz sorunlar oluyor. Oo arkadaşlar, tamam, tamam. Şimdi bir sakin olalım. Tamam, o silahları bir indirelim. Birbirimize ateş etmeyelim, anlaştık mı? Ragıp arıyor. Ragıp, bir dakika. Bak ben çıkıyorum, ben yokken ateşkesi koruyorsunuz. Anlaştık mı? Sakın Ömer, Defne. Alo, Ragıp abi. Ben de çıkayım o zaman. Niye duruyorsam? Kaç tabii, kaç. Yine kaç. Kaç. O gün şey oldu ya... Şey işte, bugün de tabii işte. Ay. Ben kaçtım, yani çıktım. Kaç, kaç. Çıktım. Ne? Ne bakıyorsun? Allah Allah, bir şey yok ya. Bugün de herkes bir atarlı ya şirkette. Ne yapsam acaba? Ben de atarlı mı takılsam? Evet ya, ben bundan sonra atarlı olayım. Defne, bu insanlar... Yani sektördeki insanlardan bahsediyorum. Bazen biraz vicdansız olabiliyorlar. Eğer sen manken olmayı kabul edersen... Yok yok. Hani hiç öyle bir şeyim yok benim. Yani senin tercihin. Nasıl istersen. Ama baksana. Koray bir kalbim var demiş. Ona bile vicdan yapmışsın. Anladım.
İşte bazen ben biraz böyle saf olabiliyorum. Böyle şey gibi. Su gibisin. İşimize bakalım. Siz onlara bakarken ben çıkayım mı? Şu ayırdığım 4 kişiyle öğleden sonra bir görüşme ayarla. Hazır hafif günümdeyken. Tamam. Ömer Bey. Şey aslında gece ben gerçekten... Gitmek istememiş miydim? Hayır. Ha evet. Feryal Hanım'la ilgili gelmemiştim öyle şey gibi. Ev basar gibi. Yok canım hiç. Olur mu öyle şey? Bana o kitabı da sen almadın zaten. Sonra bir gece yarısı gelip bütün bardaklarımı da kıran sen değildin. Sonra yatağıma yatıp güzel güzel uyuyan da sen değildin. Değil mi? Bardaklar için gerçekten tekrar özür dilerim. Zaten çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Anlıyorum. Bence artık açık açık konuşabiliriz. Sence? Kilitlendi öyle bazen hızlı vurunca kendi kendine kilitleniyor. Hoş geldin yengeciğim. Defne sen o söylediğim 4 kişiyi ayarla öğleden sonra için. Tamam. Ay maşallah maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın çocuklar. Ay ben bölmeyeyim. Yengeciğim muhabbet etmiyorduk ki böylesin. Hoş geldin tekrar. Geldim ama hemen gideceğim. Yardımına ihtiyacım var Ömer. Yengeciğim tabii söyle ne istersen. İstersen Defne'ye söyleyeyim, bize müsaade etsin. Etmesin. Aman asıl müsaade senden. Ben Defne'yi isteyeceğim. Ailesinden. Senin için. Ay şaka şaka. Ay bazen ne kadar güzel şakalar yapıyorum ben. Neyse, ben Defne'yi almak istiyorum hayatım. Bugün alayım Defne'yi. Alışverişte bana yardım etsin. Ne olur Ömüş. Yengeciğim olur tabii olur da. Defne Sinan'ın asistanı. Yani izni Sinan'dan almak lazım. Ha, şu mesele. Ay biliyorum, biliyorum. Aman, alem çocuklarsınız sen. İyi o zaman. Hadi gel Defne. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Aa, kıza bak. Cin çarpmışa dönmüş ha. Ha. Ömer Bey çarpmış. Ya demek ki hayat size de bazen zor Ömer Bey. Niye çalışmıyor yine bu? Neyi var? Ha? Tamam Ömer Bey, hemen. Hemen ilgileniyorum. Eyvah. Ay ortalığı birbirine katacak. Tamam siz. Aramıza hoş geldiniz. Odanız burası. Bugün başlayabilirsiniz. Defne, arkadaşa yardımcı ol. İşleri eksiksiz aktar. Ha, tabii. Evet, evet yani. Tamam. Yaparım.
böyle çat kapı geldim ama müsait miydin? Geç. Kendime soğuk kahve yapacağım, bunaldım. Sen de içmek ister misin? İsterim, ben de. Ay, Ömerciğim, ay bugün böyle küs gibi ayrıldık senin ofiste de benim de içime sinmedi. Gelip bir göreyim seni dedim. Hayatım, yani manken konusunda çok haklıydın. Senden böyle gizli saklı bir şey yapmamam gerekiyordu. Ama işte bilirsin, biz sanatçılar bazen egolarına yenik düşüyor olabilirler. Yani bunu sen de çok iyi biliyorsun çünkü sen de bir sanatçısın. Aynı benim gibi. Ay yine çok uzattım lafı. Sonuç olarak şu ki hayatım, özür dilerim. Koray, beni tanıyorsun. Yalan söylenmesi en tahammül edemediğim şeydir. Hayatım, biliyorum tabii ki. Yani bilmez miyim? Ama ne yapayım işte, benim de basiretim bağlandı. Hem ayrıca sana bir sürü manken gösterdim. Hiçbirini beğenmedin. Orada işte ben de Defne'yi şey diyeyim dedim. Ama nasıl göz varsa bende, değil mi? Hı? Neyse, bu sefer uzatmıyorum. Ama bir daha benden habersiz iş yapma. Karşı karşıya gelmeyelim, tamam? Tamam hayatım, söz veriyorum. Bundan sonra adım adım rapor vereceğim sana. Eğer bir kere daha bir dolap çevirirsem... beni o dolaplara kilitle, nefessiz kalayım inşallah. Ay, Ömür, affettin mi beni? Hı? Tamam, hallettik. Ay, yanmışım vallahi. Coz ettim resmen. Afiyet olsun. Barıştık değil mi? Barıştık de. Barıştık Koraycığım, barıştık. Sen bir yere falan mı gidecektin? Yani aslında... gidecektim de... Hey, tamam hayatım, anladım ben. Bitirip giderim zaten ben de. Günaydın. Günaydın. Şükrü ben, Ömer Bey'in şoförü. Siz de yeni asistansınız galiba. Evet. Evin anahtarlarını vereyim diyecektim ama Defne bana daha vermediği için. Ha canım, siz ne alaka yani? Aldım ben Defne'den. Neyse, içerideyim ben. Hadi bay bay. Rezene tamam. Şimdi börek. Börek. Hamur işi yok, hiçbir şey yok. Hep yeşillik, hep sebze. Şükrü abi, Şükrü abi. Yeni asistan kız geldi mi? Geldi, geldi içeride. Ha. Senin bu halin de böyle. Hayırdır? Şükrü abi, ben çok fena bir şey yaptım ben. Şeytana uydum ben. Şeytana uydun, sen? Şeytana uydum valla. Neyse, benim hemen içeri girmem lazım, tamam Şükrü abi? Hadi bay. Ay, Neriman Hanım gibi oyunbaz oldum ya. Resmen ruhumu bozdu kadın. Koş kızım, koş. Canım, senin ne işin var burada? Ben hallettim her şeyi. Ya hiçbir şey halledemedi canım. Sen geç bakayım şöyle, benim çok acil müdahalede bulunmam lazım. Geç, 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 geç. Ama sen artık Ömer Bey'in asistanı değilsin değil mi? Hep böyle işime mi karışacaksın sen benim? Bak, rezene hazır. Her şey hazır. Bir börek kaldı, onu da gider bir yerden alırım. Rezene diyor ya. Gider bir yerden alırım diyor hala. Kızım, Ömer Bey'in yemek yediği restoran bile sayılı. Hadi sen çık bakayım bahçede takıl azıcık. Ben sonra her şeyi anlatacağım sana. Hadi çık, 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 çık. Ay, rezene. Dur, 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 dur. Kolay gelsin Şükrü. Sağ olun efendim. Yeni asistan gelmiş efendim. Evet, öyle oldu. Siz de alıştınız tabii Defne'ye. Alıştım tabii. Yani eve girince ilk onu görmeye, böyle mutfakta o koştururken onu seyretmeye, böyle tatlı tatlı konuşmasına. Sonra birden heyecanlanıp saçmalamasına. Öyle yapıyor değil mi? Öyle yapıyor vallahi. Farkında olmadan neler neler yapıyor. Kızsan mı gülsen mi bilemiyorsun. Vallahi bana sorarsanız onun gibisi zor bulunur Ömer Bey. Defne çok iyi bir kız. Bir tane. Neyse, ben içerideyim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Thank you.
Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Seni burada beklemiyordum. Ben asistanınıza bir şeyler anlatırken fark ettim ki bazı şeyleri eksik anlatmışım. O yüzden işte sabah da böyle. Ömer Bey, ben rezenenizi hazırlamıştım. Ama Defne gelip kahve yapmak istedi. Yani yoksa her şey hazırdı yani. Rezene. Başka? Bir de börek falan. Hani hamur işi, yağlı şeyler seviyormuşsunuz ya ondan. Hadi ya. Demek ki aramızda bir üçkağıtçı varmış meğer. Ya Ömer Bey ama ayıp olmuyor mu böyle üçkağıtçı falan? Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse bakalım. Ben hazırlanıp geliyorum. Yumurta 4 dakikaya hazır. Tepside hazırladım ben. Hadi ben kaçıyorum artık. İyi. Git sen. Olay bende.